4 farklı şey var ya. Bak şurada da var. Onda var. Boşta onda var. 3-5 orada var. Dur abi. Asını filan vermişler. İşte adam bize iyilik yapmış. Başka yapacağımız bir şey yoktu. Bir parça daha var geride. Aleyküm selam. Efendim, arınız ne zaman kaybolmuştu? Arı bizim birinci ayın dördünde Tırtar'da TÜBİTAK'ın karşısındaydı. Birinci ayın dördünde çalındı. İsmim Bayram Ali. Buldunuz mu? Arılarımızı kaç arınız vardı? Başkanımın yardımı sayesinde, sağ olsun, başkanım bulmuş bu arıları, görmüş. Bize mesaj attı. Görüntülerini gönderdi. Baktık arıların bizim olduğunu, kesin %100 bizim olduğunu anlayarak geldik ve gelip burada kontrol ettiğimizde de baktık arılar bizim. %100 bizim olduğunu başkanıma da söyledim. Kaç kovan arımız kaybolmuş? 73 kovan arımız kaybolmuştu. 73'ü de burada. Gelecek diyorsunuz, adam gelir mi? Gelmesin. Gelmez. Gelmez. Adam gelir mi? Karabona geliyoruz. Evet. Arılar benim Sarıyer'de çalındı. 12. ayın 12'sinde Sarıyer'den çalındı. Sağ olsun başkanım da bize çok yardımcı oldu. Mersin Arıcılar Birliği Başkanı. Sarıyer'de Bekir Demiraslan'la arkadaşla. Arıları bulduk. Çok memnunuz. Vallahi stresimiz biraz sıkıntı vardı. Gitti sıkıntımız. Allah razı olsun. Arıcıların plakalı olup olmadığını tespit için arazide gezerken bugün de yine aynı sabah çıktık. Arazide gezerken bu arıları gördük, plakasız olduğunu. Sonra resimledik. Çalınan arkadaşlara WhatsApp'tan gönderdim. Kovanlar sizin diye. Arkadaşlar da başkanım bizim deyince sağ olsun jandarma ekibine haber verdik. Zaten arkadaşlar da uğraşıyordu. Beraber diyaloglu olarak çalışıyorduk. Arkadaşlar da çağırdık. Burada yerinde de tespit edince arkadaşlar da geldi. Kovanlarını tespit ettiler. Ondan mı kaldı? Yok bir şey yok, şuraya kadar girelim. Abi yok da ya, ama yarısı demiş ya. Hırsız ya. Ben öncelikle kendi üyelerimi uyarmak istiyorum. Ucuz arı satılıyorsa bilsinler ki mutlaka çalıntıdır. Ve arı satan üyelerime de satan kişi ve alan kişi arasında bir protokol yapmasını ve kimlik fotokopisini almalarını istiyorum. Şimdi hırsız olarak geliyor vatandaş, arıcıya geliyor, diyor ki ben arı alacağım. Arıyı tespit ediyor. Eğer arısı güçlüyse ondan sonra fiyatta diyor anlaşamadık. Ben almıyorum diyor. Ondan sonra ertesi günde arısı çalınıyor arkadaşlar. Bu konuda yani arı satın almak isteyenin hem kimlik fotokopisini hem de kendi aralarında bir sözleşme yapmalarını istiyorum üyelerin. Çünkü bu aralar inanılmaz bir arı çalınıyor Mersin bölgesinde ve 150 lira, işte bak buradaki kovanlar 150 liraya satılmış. Şu ana kadar kaç arı kovanı çalındı? Şu 25 gün içerisinde 778 kovan arı çalındı.